TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. Kıymetli dinleyicilerimiz, Aşkın isimleriyle bugün de sizlerleyiz. Ben Nesibe Sarıhan, değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, safa bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Aşkın isimleri olarak sizlerle her buluşmamızda Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle, Esma-i Hüsna ile sohbet etmeye ve muhabbet tazelemeye çalıştık. Aşkın isimleri ifadesi bir meşk geleneğine ve manasına da işaret etmektedir. Bugün sohbetimizde bu aşk, öğrendiğimiz bu isimlerle nasıl meşk edilir? Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle bu aşk nasıl taze, diri ve zinde olarak hayatımızda yerini alır? Gelin bu soruyu kıymetli Fatih Çıtlak hocamıza soralım. Hocam, Esma-i Hüsna aşkın isimleriyle bu muhabbeti nasıl canlı tutabiliriz ve bu aşkı nasıl meşk edebiliriz? Evet, bu bizim yapmış olduğumuz bu programlarla beraber muhakkak zikredilmesi gereken, temas edilmesi gereken bir mevzuydu. Çünkü öteki türlü eğer biz sadece malumatı verir de bunu bizim dışımızda, ötemizde, berimizde kavramlar, mefhumlar, felsefi görüşler gibi zikreder ve bu anlattığımız efendim çerçevede sadece bunları işaret ederek bırakırsak aşkın isimleri ifadesi biraz havada kalmış olur. Ve sanki yaşanmayacak veya yaşarken bir kenarda bilmemiz gereken bir mevzu, bir malumat gibi olur. Halbuki din ve iman asla böyle bir malumat değildir. İman ve din dediğinizde sizin hayatınızı, hayatiyetinizi hatta, maddi ve manevi hayatınızı, yani hayatiyetinizi, tırnak açarak bu ifadenin altını çiziyorum, önemsiyorum. Hayatiyet dediğimizde biz kendi medeniyetimiz çerçevesinde ülke, fert, aile, cemiyet olarak hayatta kalmayı kastetmeyiz. Bizim için hayati mesele diye şu anda avamın kullandığı tabirin bir üstünde kullandığımız bir tabir vardır. O da hayatiyettir. Hayatiyet sizin mananızla maddenizi beraber olarak kuşatan, hem halka hem hakka bakan yönünüzle sizi diri kılan cümle manaya denir. İnsan bu mana ile hayatiyetini elde etmiş olur. Öteki türlü yürüyen bir ölü gibidir. Öteki türlü mana ile ilgilenen fakat dünyaya faydası olmayan ölü gibidir. Her iki manada da bizim için aslında hayati mesele hayatiyettir. Bu hay olan Cenab-ı Mevla'nın bize bahşetmiş olduğu bu muvakkat, geçici, izafi hayat çerçevesi içerisinde hakka ve halka yapmamız gereken sorumluluk ve göstermemiz, yaşamamız gereken muhabbeti kasteden bir ifadedir. O sebepten buna da dikkat çekmiş olalım. Parantezi de böylece sırlamış, kapatmış olalım. Konuştuğumuz isimlerin din ve iman açısından ehemmiyetine binaen düşünür isek, bu din ve iman bizim için bir hayatiyet ifade eder. Yani kuru bir malumat, kuru bir bilgiden ibaret değildir. Bu husustaki başka başka görüşlerle görüş zenginliği, felsefi olarak böyle düşünce jimnastiği, zihin jimnastiği yapmamız için de sadece verilmiş şeyler değildir. Bizim için bu damardır. Hayatiyet için bir damardır. O sebepten aşkın isimleri dememizdeki sebep, kainatın da bir hayatiyeti var. Allah Teala tarafından verilmiş hem halka hem hakka bakan yüzünün bir diriliği var. Bu hayatiyet içerisinde Allah Teala meşk etmemiz üzere bir şey vermiş. O zaman iman ve din aşkın ta kendisi. İmanın ve dinin beraberce ifade ettiği cümle ilim aşkın ta kendisi. Bu aşkın bu hayatta halka ve hakka bakılacak yüzle
yaşanmasını da meşk denildiğinden dolayı gene bu iş bir hayatiyet, bir aşk-meşk ilişkisinden ibarettir. Bu romantik bir söz değildir. Aşk ve meşk arasında meşk tabirine dikkat edin. Mesela şöyle hemen kıymetli kardeşlerimize biraz bulutlardan şöyle biraz daha yerlere doğru indirerek bir mefhumu izah edeyim ki birazdan anlatacağımız aşkın isimleriyle alakalı mütalaların hepsi yerli yerine oturuversin. Mesela bir insanın akademik olarak, ilmi olarak, diploma, profesyonel ilişki, zahiri, sadece zahiri titriler veya makamlar için yaptığı işleri konuşurken meşk tabiri kullanılmaz. Daha ziyade usta-çırak ilişkisinin yaşandığı, birebir kalbi alakayla, muhabbetle alakalı bir sahada onu, o ustadan, onu yapan insandan o muhabbetin gereği olarak tahsil etmeye meşk tabiri edilir. Hatta şöyle bir meşhur tabir de vardır halk arasında. Diyelim ki bir adam mühendis, inşaat mühendisi. İnşaat mühendisine gittiğinde hani bina yapıyorum denildiğinde hani sorulur. Alaylı mısın, mektepli misin diye. Mektepli demek akademik olarak üniversitede de mühendisliğini yaptığını gösterir. Ama alaylı demek yani usta çırak ilişkisiyle bu işi meşk ettiğini gösterir. Ama dikkat ederseniz zahiri ilimler, mühendislik vesaire, kimyagerlik, biyoloji falan filan gibi müsbet diye ifade edilen aslında çok da iyi bir tabir değil. Yani ispatlanması mümkün olan ilimlerde meşk tabiri kullanılmaz. Ben alaylı olarak yetiştim denir. Usta çırak ilişkisi konuşulur. Bu yapılan işte bir muhabbet tahsili de varsa ve sadece bunu akademik, medrese, mektep tahsili değil de muhabbetle meşk ettiniz, kalp kalbe, gönül gönüle ama ortaya da bir şey çıkartacak şekle geldiyseniz bunun adına meşk denir. Nitekim hat dersi, musiki, bunlar notası vesairesi, makamları, üslubu, usulü belli olan, ölçüleri de kendi içerisinde belli olan fenlerdir. Fakat bunların bir usta çırak ilişkisiyle yapıldığında ayrıca işte muhakkak bir muhabbet meselesi olduğundan meşk de edildi denir. Tabii en güzeli nedir Nesibe Hanım? Hem mektepli hem alaylı olmak. Hem zahiri ilmin bilip hem de batıni olarak ondan istifade etmek. İşte tam da iman ve İslam budur. Hem ilmihal bilgilerini bileceksiniz, hem Allah Teala'nın isimlerini bileceksiniz. Allah Teala'nın indirmiş olduğu ayatı beyinatı ve bu ayetleri indirdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bileceksiniz. Nesini bileceksiniz? En azından o ayette cennetlik mi cehennemlik mi, dua mı niyaz mı, ahkam ayeti mi, hangi konudan bahsediyor diyecek kadar bir şeyi öğrenmek mecburiyetimiz var eğer Müslümansak. Öğrenmeye gayret etme mecburiyetimiz var. Eğer din ve muhabbetle imanımıza sahip çıktıysak, Efendimizin ümmetiysek, öğrenmek mecburiyetindeyiz. Çok affedersiniz, taharetten, necasetten, hadesten, taharetten tutun, bir şeyin haram helalinden vesairesine kadar, eğer bunlar zahiri olarak bizim topu topu aslında hayatımızda okumamız gereken 50 sayfayı geçmeyecek malumattır. Bakın, çok açık söylüyorum. Hac, oruç, namaz, akaid, helal ve haramlar mevzusunda okumamız, okuduğumuzda iyice öğrenmemiz gereken sayfa sayısı inanın ki 50-60 civarındadır. 60'ı geçmez. Yani en baba metne bakın, 60 sayfa değildir. Bir insanın ömründe kendisini bu kadar alakadar eden bir şeyi, o 60 sayfayı okumaması artık nasıl bir şeydir onu kıymetli dinleyenlerimizin insafına terk ediyorum. Bir de Allah Teala ile konuştuğumuz, Allah Teala'nın bize kendisini beyan ettiği ve bizi anlattığı cümle gördüğümüz eşya, yani şeyleri, şey dediğimiz ne varsa hepsinin hükmünü, durumunu, konumunu, ibretle bakışını, hangi noktada bulunduğumuzu beyan eden, asla eşi, menendi, benzeri bulunmayan, hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek
Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim vardır. Bunun hatim olarak okunması da, cemiyetlerinin yapılması da, talebe, çoluk, çocuk, aile, büyük, küçük, herkesin bunu teşvik edecek, öğrenmeyi, anlamayı teşvik edecek şekilde yapılacak tüm hadiselerin hepsi de işte bu meşk kısmına girer. Aşkın varsa Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışacaksın. Aşkın varsa ilmihal bilgilerini, haramını, helalini öğrenmeye çalışacaksın. Bu meşkin, meşk olarak baktığımızda hani tabirleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. En basit, yani en basit derken bunu birkaç kere izah etmiştim. Basit derken adi manasında kullanmıyorum. Bast kelimesinden ifade edilirse en yaygın, hava gibi ihtiyacımız olan basit bir çalışmadır. Yani Kur'an-ı Kerim'le, ayet mütalasıyla, okunmasıyla, tahsilinin yapılmasıyla, Kur'an-ı Kerim'in tahsiline katkı sağlanmasıyla hayatında hiçbir, yani somut diyelim, müşahhas diyelim, bir örnek olmayan bir kişinin Allah Teala'ya aşktan bahsetmesi kadar saçma bir şey olamaz. Yani bu çok çok abes ve çok kuru bir iddia haline gelir. Bu iddia cahillikle söyleniyorsa muhakkak tedavi edilmeli. İlim ilacıyla o hastalık düzeltilmeli. Ama bununla tribünlere oynanıyor, insan kendisini aldatıyorsa çok acıklı bir hayat sürüyor. Bu acıklı hayatı tatlı gibi görse de bu tatlı gibi görünen hayatın acı bitişiyle beraber ebedi bir hayata kendisini hazırlaması gerektiğini burada söylemek zorundayız. Biz bunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın isimleri, Allah'ın isimleriyle beraber itikadi olarak amentü billahi dediğimizde hangi Allah'a inanıyoruz biz? Allah'ın birliği, Allah Teala'nın yarattığı hiçbir şeye benzememesi, ilim, irade, semi, basar, muhalefetün lil havadis, kudret, akıl, bunlarla alakalı şeyleri bir insanın bilmesi lazım. Yine amentü çerçevesinde melekler, kitaplar, peygamberlerin vasıfları hakkında bilmesi lazım. Bunlar çok önemli. Eğer biz bunlara işlediğimiz Esma-ül Hüsna'da aşkın isimleriyle bunlara insanları yönlendiremiyorsak, yaptığımız programlarda bunlara da işaret edemiyorsak, biz de vebal altına girmekten korktuğumuz için programımızın, bu konseptin, bu program silsilesinin şöyle tamamlanmasına, yani bizim açımızdan yapabildiğimiz, kestirebildiğimiz çerçeve içerisinde bitişine doğru, sırlanmasına doğru bu izahı vermek durumundayız. Aşk havada uçuşan bir şey değildir. Dünyevi aşklarda bile somut bazı şeyler istenirken, bu aşkın zirvesi olan ve hepsini, tüm aşkların aşkını ve muhabbetini öğrendiği bir alanın hayatta meşkedilmeyecek bir şey olarak lanse edilmesi, iyi niyetle yapılırsa en hafif tabiriyle cehalettir. Bu böyle bilindiği halde insanlar böyle sevk edilirse en basit tabiriyle hıyanet ve hainliktir. Bu aşk yaşanabilecek bir aşktır. Tekrar cümlemizin başladığı yere gelelim. Bu en basit hali. Yani bir insan Allah Teala'nın isimlerini öğrendiyse muhakkak kendi hayatındaki ilmihal bilgilerini öğrenmek mecburiyetindedir ve tekrar söylüyorum. Yani hac, işte zekat, bazı ticari iktisadi şeyler çok ihtisas sahibi değilse bir insana yetebilecek hayatında bulunması gereken şeylerin neler olduğunu anlatan mevzular 50 sayfayı geçmez. 50 sayfedir. Senelerdir Ramazan programları yapıyorum. Senelerdir radyo programları yapıyorum. Gelen soruların hepsi bu 50 sayfanın içindedir. İnanın Nesibe Hanım. 50 sayfalık mevzudur. İnsan bir kere bunu öğrenmeli. Ben bu aşkı nasıl meşkedeceğim? Bismillah. En önce bunlar bilinmeli. Başka? Muhakkak surette Kur'an-ı Kerim'le ya öğrenen, ya öğreten, ya bunları seven olmalı, dördüncü güruh olmamalı. Bunları teşvik eden olmalı. Hayatında bir insanın Kur'an çizgisi muhakkak bulunmalı. Ve dedik ki
bu ayetlerden, isimlerden haberdar olacak ve bu ayetlerin kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den haberdar olacak. Biz ümmeti Muhammediz. Biz ümmeti Muhammed medresesine girerek Allah'ın tahsiline girdik. Allah bizi bir mektebe dahil etti. Bu mektebin, bu medresenin baş muallimi Hazreti Fahri Alem, sebebi icadı alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizim kimliğimiz, bizim bu okulun kayıtlarına girmemiz için lazım olan üst kimliğimiz ümmeti Muhammed oluşumuzdur. Ümmeti Muhammed olmadan bu Kur'an tahsilini, bu Esma-ül Hüsna tahsilini, meşkini yapmanız mümkün değildir. Hem aşkın tahsil edilecek makamı olarak Allah Teala kendisi alemlerden münezzeh olan Hazreti Allah Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak ve kendisi Rabbül Alemin olan Hazreti Mevla rahmetellil alemin olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hem kendisinde zati bulunan aşka biz bulunduğumuz alemden erişemeyeceğimiz için kendisini aşkın mahalli ve bizzat kendisini bu aşkın meşk edeni, bu meşkin de aşkında talimini yapan baş muallimi olarak bizlere göndermiştir. Server-i Enbiya'dır. Cümle Enbiya'nın yarım bırakmış, eksik bırakmış olduğu meşki kendisi tamamlamak üzere gelmiş ve o tamamlama işini de bizzat Allah Teala el-yevme ekmeltu lekum ekmeltu. Ekmel en mükemmel demek. Mükemmelin üstü demek. En güzel şekilde ben size dininizi tamamladım buyuran Hazreti Mevla'nın son indirdiği ayet-i kerimelerle de tasdikini almıştır. Hem de ne tasdik? Sadece kendisinin ahlakı, estağfirullah billah ve inneke leala hulukun azim, usvetun hasene, le'amruke ve duha gibi ayet-i kerimelerde veya lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz, rauf, rahim gibi isimlerle tasdik edilmekle kalmamış, Hatem-i Nebiyyin olduğu da ilan edilmiş, cümle enbiyanın hatemi hem zirvesi hem mührü olmuş ve bununla beraber bu aşkın en güzel şekilde yaşandığı bizzat kendisinde tasdik edilmeyi bir kenara koyun, koyamazsınız da hani bir baş tacı ederek başımızın üstüne koyalım, onun yanındakilere bile Allah kefil olmuştur. Estaizu billah, Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffer ruhamâ'u beynehum terâhum rükkâ'an sücceden yebtehûne fadlen minallâhi ve ridvâne. Nasıl bir kalbi rağbetleri var? Nasıl bir ibadet halleri var? Cemiyette hangi özellikleriyle bulunurlar ve kimin yanındalar? Hazreti Muhammed Mustafa'nın yanındaki olanlara bile Allah Teala adeta kefil olmuş, onlar hakkında menfi söz kullanmamıza bile müsaade buyurmamıştır. Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olduğu şekliyle diyerek radiyallahu an ifadesini ve duasını bizlere meşk etmek üzere indirmiş, hayatımıza tatbik etmişizdir. Dolayısıyla bu aşkın isimleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmek, siyer olarak okumak, ahlakından haberdar olmak, onun sünnet-i seniyesini, onun muamelesiyle alakalı tüm davranış silsilesini, manzumesini, o güzel muhteşem ahlak abidesini içselleştirmenin adına aşkın isimlerini meşk etmek diyoruz. İlmi halinden, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, hayatımıza tatbikine, hatta bunların tahsili için gayret etmesinden tutun. Efendimizin hayatını öğrenmek, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, bunların hepsi bu aşkın isimlerinin hayatımızda meşk olarak üzerimizde bulunan bir vecibesidir. Bakın vecibesidir. Vecibe şunu gösterir Nesibe Hanım. Bir insanın kırmızı ışıkta durması, yeşil ışıkta geçmesi, sarı ışıkta beklemesi gibi ehliyeti alabilecek bir selahiyet ve istidada, kabiliyete sahip olan kişi için en basit bir şeydir bu, değil mi? Yani o insanın karlı yolda araba nasıl kullanır, rally şampiyonu mu olur, bilmemelerde çok iyi efendim seri şoförlük mü yapar, o ayrı bir ihtisastır.
Fakat bunun bir asgarisi vardır. Bir adam kırmızı ışığı gördüğünde tanımalı, renk körü olup olmadığı takip edilir. Kulağa bir herhangi bir kornayı vesaire duyabilecek kadar çalışmalı. Bununla beraber ehliyeti almaya hak kazandıysa artık kırmızı ışık herkesi bağlayan bir vecibedir. Ama ekstra araba kullanmayı biliyor, ileri sürücü teknikleri var, servisçilik yapıyor, kamyonet kullanıyor, motosiklet, o ayrı bir ihtisas. Ama ışık hep aynıdır. Bu anlattıklarımız bu aşkın meşk bölümünde hangi safhaya girer? İleri sürücü kursu gibi midir? Yoksa kırmızı ışık, yeşil ışığı bilecek kadar malumat mıdır? Kıymetli dinleyenlerimiz üzülmesinler ama şu anlattıklarım daha trafik lambaları kadar olması gereken önemli ve bu kadar basit şeylerdir. Şu anda toplum olarak hakikaten acınacak durumdayız. Bakın şu anda bizi dinleyenler, Tom Master arkadaşımız, şurada hemen şu binanın içerisindeki insanlara soralım. Daha basit ilmihal bilgilerinde hepimiz sınıfta kalırız. Efendimizin tarihi, bakın manevi şahsiyetini konuşmuyorum. Tarihi perspektif içerisinde hangi senelerde, ne gibi farklılıkla, ne gibi bir namaz ne zaman farz kılındı? Sokağa çıktığımızda bunu bilen insanların, inanın ki söylüyorum, bizzat tecrübe eden bir kişi için bu oran binde beştir. Bu oran binde beştir. Hele hele bu bizim medyanın, bir kısım medyanın kalkıp da biliyorsunuz İstanbul'da, kıymetli dinleyenlerimiz belki bilirler İstanbul'u, meşhur bir İstiklal Caddesi vardır. Bunu orada sormaya kalkarsanız bu oran daha da yükselir. Yani yükselir derken azalır. Şimdi bu çok vahim bir durumdur. Bu kırmızı ışık, yeşil ışık gibidir halbuki. Biz gene de ısrarla aşkın isimleri diyerek o çıtanın olduğu yere işaret ediyoruz. Yükseltmek bizim haddimize mi düşmüş? Bu zaten bizim açımızdan mümkün değil. Biz ancak çıtanın olduğu yere işaret ediyoruz daha. Bu malumat meşk edilmeli. Kur'an'la alakalı çoğumuzun hayatında. Bugün bir sosyal medya alışkanlığı kadar ihtimam göstersek, acizane bendeniz. Kur'an-ı Kerim yanında taşımıyorum. Cep telefonumda yüklü ama. Cep telefonumda benim 30 kadar tefsir var. Ve birkaç farklı meal, birkaç farklı hatla yazılmış Kur'an-ı Kerim var. Hiç zor bir şey değil. Rahatlıkla bir otobüste, bir arabada, bir yerde olduğunuzda, bir bankta oturduğunuzda bile açıp bir sayfaya bakabilirsiniz, bir meal okuyabilirsiniz. Bu kadarcık yapmıyorsak hangi aşktan bahsediyoruz? Bu soruyu kendimize sormamız ve bu programlarda aslında Efendimiz'i, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anlatırken bu soruyu kendimize sordurmaya muvaffak olmamız icap ediyor. Bunları bilmek durumundayız. Bunlar tamam olduktan sonra bu işin bir de bizde tecelli etmesi gereken ahlakı vardır. Bu ahlakın iki yönü vardır. Bir, bu ahlak benim hem içimi doyuracak, hem benim bulunduğum alanda, benim etrafımda yaygın hale gelecek. Neden ikisi de önemli? Ben takliden iyi insan gibi duruyorsam, fakat içimde huzuru bulamadıysam, ben sadece toplumu iyi, güzel, kendilerini hoş hissetsinler diye gönderilmedim ki. Toplumda ben, o insanlar beni iyi bilsinler, beni her gördüklerinde benden bir enerji alsınlar diye ben burada yaşamıyorum ki. Benim enerjim ne olacak? Benim iyiliğim, içsel iyiliğim ne olacak? Ben bu kalbi, bu manayı, bu ruhu kendi kendimle kaldığımda, baş başa kaldığımda, bu yalnızlık içerisinde, benim bu yalnızlıktaki varlığımı, hakikatimi ve bu hakikatle yüzleştiğimde de bana saadeti bahşedecek güzellik nerede? O zaman bu aşk ilk önce beni inşa etmeli. O makbul benliği, şahsiyeti ortaya koymalı. Dışarıda görünen ahlakımsa kabın içinde taşan, kabın içinde dolup dolup artık oradaki miadını doldurup dışarıya taşan bir güzellik olarak kendisini göstermeli. Bir tohum düşünün. Tohumun içerisinde o üzüm yoksa, o kayısı, o elma yoksa, onun içerisinden fışkıran dal, budak, filiz, ağaç, diken, yaprak, çiçekten sonra meyve gelmesini, o üzümü ele almanızı mümkün kılar mı? O tohum belki o içte, kendi içinde barındırdığı güzellikle bu toprakta çürür.
O çürümesiyle beraber cidarı, dış yüzeyi biter, zahir görünüşü gider. Onun içindeki güzellik ortaya çıkar. O içindeki güzellik o toprak zemininde, başka bir yerde değil, dışarıya da içindeki güzelliği meyve olarak hem de hudutsuz, sonsuz olarak verir. İnsan da böyledir. Esma-i Hüsna'nın kendisinde oluşturduğu o programlamayla beraber o manayı içselleştirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikmal ettiği mükemmelen ve mükemmil olarak ortaya koyduğu o ahlakı içselleştirir. Zahirde kalmaz. Bu dünya hayatında zahir kalıplarını kırar. Kendi benlik ve egosuyla ilgili zahir prangaları kırar. O zahir prangalar kırılınca içteki güzellik ortaya çıkar. Bu içteki güzellik etrafa yayılır. Bu etrafa yayılan güzellik de ebedi aleme, ebediyete kadar giden bir mana ve aşk olarak meşk edilir. İşte aşkın isimlerinde anlatılan meşk, bu ahlakın, bu esmanın bizde ahlak olarak görünmesinin şeklidir. Hemen bir 25 saniye içerisinde bir şey özetleyeyim. Allah'ın isimlerini anmak ama ilk önce bunu hepsini beraber içinde toplayacak ismi anmak, La ilahe illallah, La ilahe illallah zikri, bizim bunları yaptıktan sonra hayatımızda bulunması gereken bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve onu anlamaya yönelik meclislerin hepsi zikir meclisleridir. Bu zikrettiğimizin ahlak olarak bizde görünmesi, bu zikre uygun hareket etmekte işte bu aşkın meşki yani ahlaktan ibarettir. Aşkın isimleri bizi bu sahaya sevk eder. Kıymetli kardeşlerimiz, interaktif olarak da, faal olarak da, yani aktif bir talebe olarak da ve dinleyici olarak bizlere bunları yazar ve bu husustaki fikirlerimizi serdetmemiz için bizi cesaretlendirirlerse, biz o zaman bu aşkın, aşkın isimleri programında kısmen meşk edildiğini de görür, bu konuşmalarımızı bundan sonra da devam ettiririz inşallah. Bu çok güzel program için özellikle çok teşekkür ediyorum. Anahtar niteliğinde bir program oldu sanki. Çok teşekkürler. Ben Nesibe Sarıhan, çok değerli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine sizlerle olacağız efendim. Allah'a emanet olun. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.